Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, Red Dead Redemption 2 gizemlerinde bugün bataklıktaki yabancı gizemini sizlerle beraber araştıracağız ve bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz. Her zaman olduğu gibi haritamızı açıyoruz ve gitmemiz gereken yer haritanın tam olarak şu konumunda yer alıyor arkadaşlar. Aha, gene yan görevlerden biri çıktı arkadaşlar. Fakat bir dümen olabilir bu işin içinde. Gecenin bu vaktinde böyle yardım isteyen bir adamdan pek hayır gelmez gibi. Ben ne olur ne olmaz şöyle silahlarıma bakayım, yerinde mi? Yerinde, aşağıya iniyorum. Bakalım neyin nesiymiş. Aa. Sen süzme bir salaksın diye tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Dümenmiş, adam oraya saklanmış. Amacı bizi burada gasp etmek. Bu yüzden onun kafasını patlatmak şart oldu. Bakalım yağmalayacak bir şey var mı etrafta? Fazla bir şey kalmadı, geldik sayılır. Zannediyorsam şuradaki ışık yanan evdi. Evet, burasıymış. Merhaba bayım, merhaba. Merhaba kardeş. Şöyle inelim bakalım. Ve şöyle yabancıyı, pardon, alttan uzaklaşıyoruz. Bir selamlayalım. Selam ver. Merhaba bayım. Söylesene, aç mısın ha? Yemeğim var. İçeride yemeğim var. Gel hadi. Ya var ya, bunlar ancak çocuk kandırır ama neyse, şöyle bir içeri girelim bakalım. Gel bakalım. Ara sahne girdi. Ve ara sahnenin girmesiyle beraber gözlerimiz karardı. Yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. Ve karşımızda biraz önce bizi evin içine davet eden adam. Tekrar rüyalar alemine Arthur Morgan daldı. Evet, atla, sanki bir yere bıraktılar gibi bir ses geldi. Görüntü yok.
kendimize yavaş yavaş gelmeye başladık. Aman Tanrım. Silahlarımız yerinde, kıyafetler yerinde. Bakalım adamın derdi neymiş, ne yapmış, neyimizi çalmış, gasp etmiş. Cebimizde 1 dolar para varmış, onu almış arkadaşlar. Ya bu kadar silah varken 1 doların nesine tenezzül etti bu adam, hiç bilmiyorum. Şöyle atımıza binelim, İntikamımızı almak üzere tekrardan oraya gidelim. Nereden nereye getirmiş bizi? Bir şu an buradayız. Ve gittiğimiz yerde burasıydı. Bayağı bir yol var ha. Neyse tekrar oraya bir gidelim. Günde ağırmış. Evet tekrardan buradayız. Evet yine ben. Yine ben. Yani hem bizi gasp et, iyi niyetimizi suistimal et, hem de yine mi sende? Şu anda evin içine girdi bu şahıs. Şöyle çaktırmadan no clip modunu açıyorum. Kapı kapalı, içeri gireceğim. Şu anda içerideyiz. Adam da sersefir perperişen bir şey ya. Şuraya baksana, yamalıklı falan pantolon giymiş. Şöyle iyice bir inceleyelim bakalım. Duvarda gazete parçaları var, yapıştırmış. Başka da bir şey yok. Burada zincir var. Ondan sonra gaz lambası. 100 kata çıkarsak şayet. Burada böyle kapkaçak çocuk bisikleti. Bu tarz şeyler var. Biz no clip modundan çıkalım. Arthur'un kafa kızmış ama ha. Şöyle şu trainer'ı açalım ve şuradan bir tane ne indirelim arkadaşlar? Top indirelim. Top mermisiyle orayı darmaduman etmeye çalışacağım. Başlayalım bakalım. Bir kere daha. Bir kere daha. Kapıya fazla bir şey olmadı. Şuraya bir ateş edelim bakalım. Biraz da şu tarafa. Normal şartlarda böyle bir aletle ateş ettiğimiz zaman burası komple çökmesi lazımdı, yanması lazımdı ama oyunun o kadar detayına yapımcılar girmemiş. Bu sebeple çok fazla bir hasar elde edemiyoruz. Gidelim bakalım bizi ne bekliyor içeride. Evet, olması gereken şey. Adam burada geberip gitmiş. Yağmalayalım bakalım. Bizden 1 dolar para almıştı. Faiziyle beraber geri alacağım ben şimdi. Aa, ne yazık ki yok. Harcamış, sigara almış adam. Şunu alalım şuradan abi. Bakalım buraya. Bir kere daha. Operasyon tamam. Adam artık kimseyi kandıramayacak, kimseye zarar veremeyecek. Böyle cayır cayır yaktık, sanki bizim yaptığımız çok doğru bir şeymiş gibi. Perişan ettik ortalığı.
Yalnız şu yanma olayını güzel yapmışlar. Resmen adamın derisi yandı ha. Evet, bir gizem videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün bu gizemi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir başka Red Dead Redemption 2 gizeminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.